Tanrı'dan dilerim ki, yüreklenen ve okuduğu kitap gibi geçici olarak canavarlaşan okur, kasvetli ve zehirli sayfaların ıssız bataklıklarında sarp ve yabanıl yolunu şaşırmadan bulur. Çünkü kesin bir mantık ve en azından kuşkusuna denk bir ruhsal gerilimle başlamazsa okumasına, bu kitabın saçtığı kokular tıpkı şekerin suyu içmesi gibi emecektir ruhunu. Bundan sonraki sayfaları her önüne gelenin okuması hiç de hayırlı olmaz. Ancak bekas insan tadına varabilir başını belaya sokmadan bu acı meyvenin. Öyleyse sen, çekingen ruh, böyle el değmemiş fundalıkların uzak derinliklerine girmeden önce adımlarını ileriye değil geriye at. İyi dinle sana söylediğimi, adımlarını geriye at, ileriye değil. Annesini soylu bir bakışla seyreden bir oğlun gözlerini saygıyla başka yöne çevirmesi gibi. Ya da daha doğrusu birden fırtınanın habercisi garip ve güçlü bir rüzgarın çıktığı ufkun belli bir noktasına doğru. Sessizlik içinde, bütün gücüyle kanat çırpan, kışın soğuğunda titreyen, derin düşüncelere dalmış uçsuz bucaksız bir turna katarı benzeri. En önde tek başına uçan ve durumu görünce başını sağduyulu bir insan gibi sallayan ve gagasını durmadan takırdatan en yaşlı turna, tüyleri dökülmüş ve üç turna kuşağının tanığı kocamış boynunu, gittikçe yaklaşan fırtınayı kestiren öfkeli hareketlerle sallarken hiç de hoşnut değildi. Ben de değilim. Olmak istemezdim onun yerinde. Çünkü kendisinden akılca daha aşağı düzeyde bulunan öteki turnalara kuyruğunun tüylerini gösterme ayrıcalığına sahipti. Birkaç kez dört bir yana deneyimli gözlerle çekinerek bakan kılavuz turna, ortak düşmana geri püskürtmek için o kara kaygılı nöbetçinin uyanık çığlığını saldı ve geometrik şeklin ucunu, belki de üçgendi ama bu ilginç göçmen kuşların havada oluşturdukları üçüncü kenar görünmüyordu. Büyük bir esneklikle bir sancak, bir iskele yönüne çevirdi tıpkı usta bir kaptan gibi ve bir serçeninkinden daha büyük görünmeyen kanatlarını kullanarak, çünkü hiç de budala değildi, bir başka ve daha güvenli felsefe yoluna doğru uçtu. Sen, ey okur, bu yapıtın başında kine başvurmamı istersin belki de. Güzel ve kara bir havada, tıpkı köpek balığı gibi engin bir kösneye gömülmüş durumda sırt üstü devrilip, gururlu ve geniş ve ince burun deliklerinle istediğin kadar kini içine çekemeyeceğini kim söyledi sana? Eğer bu eylemin önemi kadar senin o kızıl kokulara olan haklı iştahının önemini de ağır ağır ve görkemli anlıyorsan. Daha önce eğer Tanrı'nın lanetli vicdanını arka arkaya 3000 kez içine çekmeye kendini kaptırmazsan, İnan bana ey canavar, çirkin suratının o iki biçimsiz deliğini eğlendirecektir o kokular. O sözde anlatılmaz hazlardan alabildiğine hoşnut kalacak olan burun deliklerin güzel kokulardan, buhur kokularından başkasını duymak istemeyecekler bir daha. Çünkü o canım göklerin görkeminde ve dinginliğinde yaşayan melekler gibi eksiksiz ve mutlulukla tıka basa doymuş olacaklar. Maldor'un mutlu yaşadığı o ilk yıllarda nasıl iyi yürekli biri olduğunu anlatacağım birkaç satırla. Daha sonra o kötü ruhlu doğmuş olduğunu fark etti, ne garip yazgı. Kişiliğini elinden geldiğince gizledi uzun yıllar ama sonunda şu alışık olmadığı gerilim yüzünden her gün kan beynine çıkmaya başladı. Böylesine bir yaşam artık katlanamadığı için de sonunda kararlı bir biçimde kötülük mesleğine adandı. Bu tatlı dünyaya, pembe yanaklı küçük bir çocuğu sevip dururken yanaklarını usurayla kesip koparmak isteyeceği kimin aklına gelir ve eğer adaletin türlü türlü cezaları gözünün önüne gelmemiş olsaydı kim bilir kaç kez yapardı bu işi. Yalancı biri değildi. Gerçeği kabul ediyor ve kendisinin bir kan dökücü olduğunu söylüyordu. İnsanlar, duydunuz mu? Bu titreyen kuş teli kalemle de aynı şeyi tekrarlamaktan utanmıyor. Sanki istençten de güçlü yetki, bir lanet. Yerçekim yasalarına karşı koyabilir mi taş? Olanaksız, kötülük,
iyilikle bağlaşma yapmak isterse olanaksızdır. Yukarıda söylediğim de buydu benim zaten. İmgelemin yarattığı ya da kendi sahip oldukları soylu duygular sayesinde insanların övgülerini kazanmak için yazar kimileri ben, kan dökücülüğün tadını bitimlemek için kullanıyorum devamı gelip geçici yapay zevkler için değil ama insanla başlamış, insanla sona erecek olanlar için. Tanrı'nın gizli kararlarına uygun olarak kan dökücülükle bağlaşma yapamaz mı deha? Ya da kan dökücü bir deha sahibi olamaz mı? Bunun kanıtını benim sözlerimde bulacaksınız. İsterseniz beni dinleyip dinlememek sizin elinizde. Bağışlayın. Bana öyle geliyor ki saçlarım diken diken oldu. Fakat önemli değil. Çünkü elimle kolayca eski durumlarına getirebilirim onları. Bu şarkı söyleyen kişi tek sesli parçalarının bilinmedik şeyler olduğunu ileri sürmüyor. Aksine kahramanının kibirli ve kötücül düşüncelerinin bütün insanlarda bulunmasına alabildiğine seviniyor. Yaşamım boyunca istisnasız hepsi de budalaca işler yapan dar omuzlu insanlar gördüm. Ve çoğu türdeşlerini şaşkına çevirip ruhları türlü şekilde baştan çıkarırlardı. Eylemlerine gerekçe olarak ünü gösterirler. Onları görünce herkes gibi gülmek istedim ben de. Ama böylesine tuhaf bir öykünme olanaksızdı benim için. Keskin ağzı bir bıçak aldım. Dudaklarımın birleştiği yerlerde etimde yaralar açtım. Amacıma ulaştığımı sandım bir an. Kendi elimle yara açtığım boğaza baktım aynada. Bir yanılgıydı. İki yaradan akan kan gerçekten başkalarının gülüş olup olmadığını anlamama engel oluyordu aslında. Ama bir süre karşılaştırma yaptıktan sonra gülüşümün insanların gülüşüne benzemediğini gördüm. Yani gülmüyordum ben, gülüşüm yoktu benim. Çirkin suratlı, korkunç gözleri karanlık gözevlerine gömülmüş insanlar gördüm. Kayanın sertliğini, dökme çeliğin katılığını, köpek balığının kan dökücülüğünü, gençliğin küstahlığını, canilerin mantıksız öfkesini, ikiyüzlülerin ihanetlerini, en olağanüstü oyuncuları, rahiplerin kişilik gücünü ve dışarıdan bakınca en içe kapalı dünyaların ve göklerin en soğuk yarattıklarını aşıp geride bırakmışlardı. Ahlakçılar bitkin düşmüştü. Yüreklerindekini görmeye, Tanrı'nın amansız öfkesini başlarına yağdırmaya çalışırken hepsini bir arada gördüm. Kimi zaman belki de bir cehennemin cini tarafından kışkırtılmış. Dondurucu bir sessizlikte gözlerine hem yakıcı hem kinli bir pişmanlık acısı sıvanmış durumda. Annesine daha şimdiden başkaldıran bir çocuk benzeri en sıkı yumruklarını havaya kaldırdıklarını, bağırlarının gizlediği o alabildiğine adaletsiz ve dehşet yüklü, tutkulu ve düşman düşüncelerini ortaya çıkarma yürekliliğini gösteremedikleri ve bağışlayıcı Tanrı'yı merhametten kederlendirdiklerini gördüm. Kimi zaman günün her anında, 7'den 70'e insanlara soluk alan her şeye, kendilerine ve Tanrı'ya karşı mantıksız ve akıl almaz lanetler yağdırırken, kadınları ve çocukları kötü yola düşürürlerken, vücudun edep yerlerini kirletirlerken gördüm onları. O zaman sularını yükseltir deniz, tekneleri dipsiz derinliklerinde yutar. Isırgalar ve depremler yerle bir eder evleri. Veba, türlü türlü hastalıklar kırıp geçirirdi yakaran ailelerini. Ama insanlar anlamaz bunları. Yeryüzündeki davranışları yüzünden utançtan kızarırken, sararırken de gördüm onları. Fakat pek enler. Kasırgaların kız kardeşi fırtınalar. Güzelliğini kabul etmediğim mavi gök kubbe. Yüreğimin imgesi ikiyüzlü deniz, bağrı gizemli dünya. Öteki gezegenlerin halkları, bütün evren onu cömertçe yaratan Tanrı. Sana yakarıyorum. İyi bir insan göster bana. İyi bir insan göster bana. Lütfun on katına çıkarsın doğal güçlerimi. Çünkü bu canavarı görünce şaşkınlıktan ölebilirim.
nahası için bile ölünebilir. İyi bir insan göster bana. Tırnaklarını şöyle 15 gün uzatmalı insan. Ah, nasıl da hoştur. Üst tutağında henüz bir şey bulunmayan gözleri kocaman kocaman açılmış bir çocuğu yatağından oyratça koparıp almak ve elini alnının üzerinden usulca geçirir gibi yapıp güzelim saçlarını geriye yatırmak. Sonra birden hiç beklemediği bir anda öldürmeyecek şekilde uzun tırnaklarını onun yumuşak göğsüne daldırmak. Çünkü eğer ölürse daha sonraki mutsuzluklarını görmek zevkinden yoksun kalırsınız. Sonra yaralarını yalayarak kanını içersiniz. Sonsuzluk kadar uzun süre içinde çocuk ağlar. Biraz önce anlattığım yöntemle sağlanan ve henüz sıcaklığını yitirmemiş kandan dağılmış bir şey yoktur yeryüzünde. Yeter ki bu tuz gibi acı gözyaşları olmasın. İnsanoğlu, parmağını kazara kestiğin zaman hiç kendi kanını tatmadın mı? Nasıl da hoştur değil mi? Hiçbir tadı yoktur çünkü. Ayrıca bir gün iç karartıcı düşüncelere dalmışken gözlerinden dökülenlerle ıslanmış hastalıklı yüzüne bu çukur eli nasıl götürmüştün anımsamıyor musun? Ve bu el daha sonra kaçınılmaz bir biçimde ağza gitmiş ve ağız kendini bunaltmak için dünyaya gelmiş olana kaçamak bakan bir okul çocuğunun dişleri gibi titreyen bu kupadan nasıl kana kana içmişti gözyaşlarını. Nasıl da hoştu gözyaşları değil mi? Çünkü sirke tadı vardır gözyaşlarında, en büyük aşkla seven kadının gözyaşları sanki. Ama damak zevki için en bulunmazı çocuğun gözyaşlarıdır. Henüz kötülük nedir bilmediği için size ihanet etmez. Er geç ihanet eder kadının en çok seveni. Dostluk ve sevginin ne anlama geldiğini bilmesem de bunları benimsememe kesinlikle olanak yoktur. En azından insan soyundan kaynaklananlar. Örnekseme yöntemiyle kestiriyorum bunu öyleyse. Kendi kanından, kendi gözyaşlarından iğrenmediğine göre beslen. Güvenle beslen iyi niyetmenin gözyaşlarıyla. Çırpınan etlerini parçalarken gözlerini bağla onun. Ve bir savaşta yaralıların çıkardığı tiz hırıltıları andıran yüce çığlıklarını saatlerce dinledikten sonra bir çığ gibi fırlayacaksın komşu odadan. Ne sanki yardım etmeye gelmiş gibi davranacaksın. Çözeceksin damarları, sinirleri, şişmiş ellerini, gözyaşlarını ve kanını yalayarak onun ürkmüş gözlerine görüşünü geri vereceksin. Nasıl da gerçek bir şeydir pişmanlık. İçimizde taşıdığımız ve kendisini çok ender gösteren bu kutsal parıltı ortaya çıkar ama çok geç. İncitilmiş bir masumu umdurabildiği için nasıl da sevinçle dolup taşar insanın yüreği. Amansız acılara katlanmış olan çocuk. Bir at bulup da nitelendiremediğim bu suçu kim işledi size karşı? Nasıl da mutsuzsunuz? Nasıl da acı çekiyor olmalısınız? Suçluları düşündükçe tüyler diken diken olan anneniz olanları bilseydi şu anda benim olduğumdan daha yakın olamazdı ölüme. Öyleyse nedir iyi ve kötü? Güçsüzlüğümüzü ve en saçma yollardan bile olsa sonsuzluğa ulaşma tutkumuzu, öfkeyle dile getirdiğimiz araçlar mıdırlar? Tek ve aynı şey midirler? Yoksa birbirlerinden farklı iki şey midirler? Evet. Tek ve aynı şey olsalar çok daha iyi olur. Çünkü yargı önünde ben ne yaparım yoksa? Bağışla beni, yeni yetme. Şu anda senin soylu ve kutsal yüzünü seyreden insanı, kemiklerini kıran ve vücudunun her yanından sarkmakta olan etlerini parçalayan kişi. Hasta uzun bir taşkınlığı mı? Düşüncelerime bağlı olmayan, tıpkı avını parçalayan kartalınkine benzeyen gizli içgüdü mü beni bu cinayeti işlemeye yöneltti? Ama gene de kurbanım kadar acı çekiyordum. Bağışla beni, yeni yetme. Bu gelip geçici yaşamdan kurtulunca
Sonsuzluk boyu birbirimize karışalım istiyorum. Bir tek varlıkta buluşmak istiyorum. Ağzım, üzerinde ağzın. Ne var ki bu şekilde tamamlanmayacak cezam. Şimdi sen parçalayacaksın beni. Bir an bile durmadan dişlerinle tırnaklarınla. Gövdemi güzel kokulu çiçeklerle donatacağım. Bu günah ödeme töreni için. Ve ikimiz birlikte can çekişeceğiz. Ben parçalandığım için, sen parçaladığın için beni, ağzım üzerinde ağzının. Ey sarı saçlı güzel gözlü çocuk, yapacak mısın şimdi sana öğütlediğim şeyi? Sana karşın yapasın istiyorum ben. Mutlu kılacaksın vicdanımı. Böyle konuşunca bir insan varlığına kötülük etmiş olacaksın ve aynı varlık sevecek seni. Aynı zamanda düşünülebilecek en büyük mutluluk. Daha sonra hastaneye yatırabilirsin onu. Çünkü kendi hayatını kazanacak durumda olmayacak bu kötürüm. İyi insan diyecekler sana. Ve defne çelenkleri, madalyalar gizleyecek çıplak ayaklarını. Bir büyük mezarın üzerine yayılmış yaşlı suratlı. Ey sen, suçun kutsallığını kutsayan bu sayfaya adını yazmak istemediğim. Biliyorum ki evren kadar uçsuz bucaksızdır bağışlaman. Ama ben hala varım. Ailelere nifak tohumu ekmek için bir anlaşma yaptım fuhuşla. Anımsıyorum bu tehlikeli bağlaşmadan önceki geceyi önümde bir mezar gördüm. Bir ev kadar büyük bir ateş böceğinin bana şöyle dediğini duydum. Aydınlatacağım seni. Oku yazıtı. Benden gelmiyor bu yüce buyruk. Görür görmez çenelerimi çatırdatan, elimi ayağımı kesen uçsuz bucaksız kan rengi bir ışık. Ta ufka kadar yayıldı havada. Az kalsın düşüyordum. Bir yıkık duvara yaslandım ve okudum. Veremden ölen bir yeni yetme yatıyor burada. Biliyorsunuz nedenini. Dua etmeyin. Birçok insan benim kadar gözü pek olamazdı belki. Bu sırada çırılçıplak güzel bir kadın gelip ayaklarımın dibine uzandı. Kederli bir yüzle ayağa kalkabilirsin dedim kadına. Kardeş katilinin kız kardeşini boğazladığı eli uzattım ona. Ateş böceği seslendi. Hey sen bir taş al ve öldür onu. Niçin diye sordum ona. Ateş böceği bana kendine dikkat et dedi. Güçsüz olan sensin. Güçlü olan benim çünkü. Fuhuştur bu kadının adı. Gözlerimde yaşlar, yüreğimde öfke, bilinmez bir gücün doğduğunu duyumsadım içimde. Kocaman bir taş aldım yerden. Güçlükle göğsüme kadar kaldırdım ve omzuma aldım taşı sonra. Bir dağ doruğuna kadar tırmandım. Oradan estim ateş böceğini. İnsan boyunda bir çukura gömüldü toprakta başı. 6 kilise boyu yüksekliğe sıçradı taş. Sonra gidip bir göle düştü bir anda döne döne uçsuz bucaksız. Ters bir koni oyarak çekildi gölün suları. Ortalık duruldu. Parıldamadı artık kan ışık. Yazık diye haykırdı çıplak ve güzel kadın. Ne yaptın böyle? Ben seni yeğliyorum dedim ona. Çünkü acırım mutsuzluklara. Sonsuz düze yarattıysa seni, suç senin değil. Yanıtladı beni. Bir gün, dedi, hakkımı teslim edecek insanlar. Söyleyecek başka sözüm yok, bırak da gideyim, sonsuz acımı derinliklerine gömeyim denizin. Bir, sen varsın, hor görmeyen beni. Bir de bu karanlık uçurumlarda kaynaşan iğrenç canavarlar. İyisin sen, elveda beni sevmiş olan sana. Elveda dedim ona. Tekrar elveda. Hep seveceğim seni. Bugünden tezi yok terk ediyorum erdemi. İşte bu nedenle ey insanlar. Kış gelinin denizin üzerinde ve kıyılarda ya da uzun süredir benim için yaz tutan büyük kentlerin üzerinde ya da kutup bölgelerinin soğuklarında uğuldadığını duyduğunuz zaman şöyle söyleyin. Tanrı'nın ruhu değildir geçen. Fuhuşum.
Montevideo'nun iniltileriyle birleşen derin kederli iç çekiştir. Çocuklar, bunu ben söylüyorum size. Öyleyse diz çökün acıma duyguları içinde ve bitlerden daha çok olan insanlar uzun uzun yakarsınlar. Her şeyin sarı, belirsiz, tuhaf biçimlere girdiğini görür. Ay ışığında denize yakın kırların ıssız köşelerinde acı düşüncelere dalmış insan. Ağaçların gölgesi kimi kez hızlı, kimi kez yavaş, değişik biçimlerde yaslılarak, yere yapışarak koşar, gider, geri gelir. Bir zamanlar gençliğin kanatlarıyla havalarda uçarken bu beni düşlere salar, bana olağan dışı görünürdü. Şimdi alıştım buna. Rüzgar baygın ezgilerini ağaç yaprakları arasında inlemeye koyulur. Ve baykuş duyanın tüylerini diken diken eden kötü ağıtını söyler. O zaman çılgına dönen köpekler zincirlerini koparıp uzaklardaki çiftliklerden kaçarlar. Kudurmuşçasına kırlarda koşup dururlar. Birden dururlar. Yabanıl bir tedirginlikle dört bir yana bakarlar. Gözlerinde yalımlar ve tıpkı fillerin ölmeden önce kulaklarını düşürüp umutsuzluk içinde hortumlarını kaldırarak çölde son bir kez gökyüzüne bakmaları gibi. Köpekler de kulaklarını kısıp başlarını havaya kaldırarak korkunç boyunlarını şişirirler. Ve ulumaya başlarlar. Sırayla bazen açlıktan haykıran bir çocuk gibi, bazen bir çatının üzerinde karnından yaralanmış bir kedi gibi, bazen doğurmak üzere olan bir kadın gibi, bazen hastanede vebadan can çekişen hasta gibi, bazen yüce bir ezgiyi söyleyen bir genç kız gibi, kuzeydeki yıldızlara karşı, doğudaki yıldızlara karşı, güneydeki yıldızlara karşı, batıdaki yıldızlara karşı, aya karşı, karanlıkta yatan, uzaktan dev kayalara benzeyen dağlara karşı, burun deliklerini kızartıp yakan, içlerine ciğer dolusu çektikleri soğuk havaya karşı, gecenin sessizliğine karşı, gagalarında bir sıçan ya da bir kurbağa yavrularının hoşuna giden bu canlı besinleri yuvaya götürürken, burunlarını sıyırttırırcasına geçen gece kuşlarına karşı, kaşla göz arasında sıvışan tavşanlara karşı, bir suç işledikten sonra atının sırtında dört nala kaçan hırsıza karşı, derinlerini ürperten, dişlerini gıcırdattıran, ufundalıkları kımıldatan yılanlara karşı, kendilerini de korkutan kendi ulumalarına karşı, bir çene darbesiyle işlerini bitirdikleri kara kurbağalarına karşı, tembel tembel sallanan yapraklarının büyük gizini bir türlü kavrayamadıkları, zeki gözlerini dikip anlamaya çalıştıkları ağaçlara karşı. Uzun bacakları arasında asılı duran, kendilerini kurtarmak için ağaçlara tırmanan örümceklere karşı, gün boyu yiyecek bir şey bulamayan ve yorgun kanatlarla yuvaya dönen kargalara karşı, kıyının kayalıklarına karşı, görünmez gemilerin direklerinde parlayan ışıklara karşı, dalgaların boğuk uğultusuna karşı, yüzerken kara sırtlarını gösterip derinliklere dalan büyük balıklara karşı ve kendilerini köleleştiren insana karşı, görünmez gemilerin direklerinde parlayan ışıklara karşı. Daha sonra yeniden kırlarda koşmaya başlarlar. Kan ayaklarıyla hendeklerin, yolların, tarlaların, otların ve dik kayaların üzerinden atlayarak. Sanki kutuza yakalanmışlar da susuzluklarını gidermek için büyük bir gölcük aramaktadırlar. Sürüp giden ulumaları doğaya korku salmaktadır. Yolunda gecikmiş yolcunun vay haline. Bu mezarlıkların dostları adamın üzerine çullanacaklar. Parçalayacaklar, kan akan ağızlarıyla yiyecekler onu. Çünkü dişleri sağlamdır köpeklerin. Bu insan eti şöleninden pay kapmak için yaklaşmayı göze alamayan yabanıl hayvanla korku içinde arkalarına bakmadan kaçarlar. Birkaç saat sonra orada burada koşmaktan bitkin düşmüş, dilleri dışarı çıkmış yarı ölü köpekler ne yaptıklarını bilmeksizin birbirlerine saldırırlar. Ve inanılmaz bir çabuklukla birbirlerini bin parçaya ayırırlar.
yırtıcı olduklarından değildir böyle davranmaları. Bir gün annem donuk gözlerle bakarak bana şöyle demişti. Yatağında yatarken kırlarda köpek avlamaları duyacak olursan yorganın altına gizlen. Yaptıklarını alaya alma. Sonsuzluğun o tutkusu yatışmaz hasretini çekmektedir onlar. Tıpkı senin gibi, benim gibi. Tıpkı soluk, zayıf yüzlü öteki insanlar gibi. Dahası oldukça yüce görünümü pencereden seyretmene de izin veriyorum. O gün bugün ölü anacığımın öğüdüne uyarım. Ben de tıpkı köpekler gibi sonsuzluk gereksinimi duyuyorum. Ama çaresizim. Doyuramıyorum bu açlığı. Bana söylediklerine göre bir erkekle bir kadının oğluymuşum. Bu hayrete düşürüyor beni. Daha üst düzeyde olduğumu sanırdım. Hem zaten bence bir önemi yok nereden geldiğimin. Ben kendi payıma, kendi istencime bağlı olsaydı, açlığı fırtınalarla dost olan dişi köpek balığı ile yırtıcılığıyla ünlü kaplanın oğlu olmak isterdim. Bunca kötü olmazdım. Siz, beni seyredenler, uzaklaşın yanımdan. Çünkü ahuludur benim soluğum. Daha henüz hiç kimse görmedi alnımdaki yeşil kırışıklıkları. Ne de zayıf yüzümdeki bazı büyük balıkların kılçıklarına ya da deniz kıyılarını kucaklayan kayalara ya da başımdaki saçlar başka renkken sık sık açtığım Sarp Alp dağlarına benzeyen çıkık kemiklerimi gören oldu. Ve fırtınalı gecelerde gözlerim çakmak çakmak, saçlarım fırtınada kamçı gibi savrulurken ben tıpkı yol ortasında yapayalnız bir taş gibi insan konutlarının çevresinde dolaştığım sırada bacaların içine sıvanan kurum gibi kapkara bir kadife parçasıyla örterim yıpranmış yüzümü. Yüce yaratıcının güçlü bir kin gülümsemesiyle bana bağışladığı çirkinliği kimsenin görmesi gerekmez. Her sabah güneş bütün doğaya sağaltıcı sevinç ve sıcaklık yayarak başkaları için doğarken ben, beni şarap gibi esreten bir umutsuzluk içinde, sevgili inimin ta dibinde çömelmiş. Karanlıklarla yüklü boşluğa gözlerini dikerek, yüzümün tek çizgisi kımıldamadan, güçlü ellerimle paramparça ederim göğsümü. Bununla birlikte, kutuza yakalanmamış olduğumu duyumsarım. Bununla birlikte, acı çeken tek kişinin ben olmadığımı duyumsarım. Bununla birlikte soluk aldığımı duyumsarım. Tıpkı yazgısını düşünerek kaslarını deneyen ve yakında dar ağacına çıkacak olan bir mahkum gibi. Ot yatağımın üzerinde, ayakta, gözlerim kapalı, saatler boyu. Boynumu sağdan sola, soldan sağa çeviririm. Ağır, ağır. Birdenbire ölmem. Zaman zaman boynum aynı yöne dönmekten yorulup karşı yöne dönmek zorunda durunca giriş yerini örten sık çalıların açık bıraktığı ender aralıklardan birden ufka bakarım. Hiçbir şey görmem. Ağaçlarla ve havayı bir baştan bir başa geçen uzun kuş dizileriyle birlikte döne döne raks eden kırlardan başka. Kanımı beynimi alt üst eder bu. Peki, kimdir öyleyse örse inen çekiç gibi başıma demir çubukla vuran? Sizin az sonra dinleyeceğiniz soğuk ve ağırbaşlı şiiri hiç heyecana kapılmadan haykırarak okumayı düşünüyorum. Size gelince içeriğine dikkat edin ve karışık imgeleminizde bir yüz karası gibi dayanılmaz bir izlenim bırakmasına karşın sakının kendinizi. Ölmek üzere olduğumu sanmayın sakın. Çünkü iskeletleşmedim henüz ve yaşlılık sıvanmadı alnıma.
can vermekte olan Kuu ile beni karşılaştırma düşüncesini bir yana bırakalım ve karşınızda yüzünü görmediğiniz için mutlu olduğum bir canavar bulunduğunu bilin. Ama bu yüzün ürkünçlüğü ruhunun yanında hiç kalır. Bir cani değilim bununla birlikte. Üzerinde fazla durmayalım bu konunun. Çok olmadı. Tekrar gördüm denizi ve gemilerin güvertesini çiğnedim. Ve anılarım bunlar. Daha dün yaşanmış gibi diri ve sıcak. Bununla birlikte size sunduğum için daha şimdiden pişmanlık duyduğum bu şiir karşısında başarabilirseniz eğer, benim gibi sakin kalın ve insan yüreğinin ne olduğunu düşünerek yüzünüz kızarmasın. Ey ahtapot, ipek bakışlı, sen, ruhu benim ruhumdan ayrılmaz olan, sen, yeryüzü küresinin en güzel yaratığı, sen, 400 mantuzlu bir sarayın padişahı, sen, açık yürekli uysal erdemin ve tanrısal iyiliklerin oy birliğiyle ve dile sığmaz bir bağla, kendi doğal yurtlarındaymışçasına soylu bir şekilde yurtlandırdıkları sen. Neden benimle birlikte değilsin? Senin civa karnın benim alüminyum bağrıma dayanmış. İkimiz kıyının kayalıkları üzerinde seyretmek için bu taptığın manzarayı. Billur dalgalı yaşlı okyanus. Uçuların yaralı sırtında görülen mor izlere benziyorsun biraz. Yeryüzünün vücuduna dövülmüş uçsuz bucaksız bir mavisin sen. Seviyorum bu karşılaştırmayı. Senin ilk görüşte tatlı Meltem'in mırıltısıymış gibi gelen uzun bir keder esintisi. Silinmez izler bırakarak geçer derinlerinden sarsılmış ruhun üzerinden. Ve farkına varmadan sana vurulanların anısını hatırlarsın. Ve insanın yakasını bir daha bırakmayan acıyla tanıştığı o ilk zor yılları. Selamlıyorum seni, yaşlı okyanus. Yaşlı okyanus. Geometrinin katı yüzünü şenlendiren uyumlu küresel biçimin, nasıl da insanın, küçüklükleriyle yaban domuzunun, kusursuz yuvarlaklıklarıyla da gece kuşlarının gözlerine benzeyen küçük gözlerini anımsatır bana. Bununla birlikte çağlar boyu hep kendi güzelliğine inandı insan. Ben öz saygı yüzünden kendi güzelliğine inandığını sanıyorum biraz. Ama gerçekten güzel değildir insan ve kuşku duyar bundan. Çünkü neden benzeşinin yüzüne bunca tiksinmeyle baksın? Selamlıyorum seni yaşlı okyanus. Yaşlı okyanus. Özdeşliğin simgesisin sen. Hep kendine eşit. Özde hiç değişmez. Ve dalgaların bir yerde kudurmuşsa daha uzakta bir başka yerde tam bir dinginlik içindedir. Sokakta birbirinin boğazını parçalayan iki köpeği seyretmek için duran ama bir cenaze geçerken durmayan, sabahları cana yakın, akşamları mendeburun teki olan, bugün gülüp yarın ağlayan insan gibi değilsin sen. Selamlıyorum seni yaşlı okyanus. Yaşlı okyanus, beslediğin türlü soydan balıklar arasında kardeşlik bağı yok. Hepsinin ayrı ayrı olan huyu ve yapısı, başlangıçta bir düzgüsüzlük gibi gelen durumu yeterince açıklıyor. Mazereti aynı olmayan insanın da durumu böyle.
bir toprak parçasını ele geçirmiş olan 30 milyon insan, sınırdaş bir toprak parçasına kök salarak yerleşmiş komşularının yaşamına karışmamak zorunda olduğuna inanır. Büyükten küçüğe, her insan kendi ininde bir yabanıl gibi yaşar ve kendisi gibi kendi inine çökmüş olan türdeşini ziyaret etmek için pek ender çıkar buradan. Evrensel büyük insan ailesi, beş paralık bir mantığa yaraşan düşten başka bir şey değildir. Ayrıca senin verimli memelerinin görünümünden nankörlük kavramı yayılır. Çünkü iğrenç birleşmelerinin ürününü ortalığa bırakarak yaratıcıya karşı oldukça nankör davranan sayısız ana babaları düşünürler. Selamlıyorum seni, yaşlı okyanus. Yaşlı okyanus, senin özdeksel büyüklüğün, kapsadığın kitlenin tümünü oluşturmak için gerekmiş olan etkin doğal güçle ölçüştürülebilir ancak. Seni şöyle bir bakışta göremez insan. Seni görmek için gözlerin sürekli bir hareketle teleskobunu ufkun dört bir yanına çevirmesi gerekir. Tıpkı bir matematikçinin bir cebir denklemini çözmek için problemi ele almadan önce çeşitli olasılıkları gözden geçirmek zorunda olması gibi. Besleyici maddeler yer insan ve besil görünmek amacıyla daha iyi bir yazgıya yarışır, daha başka çabalar da gösterir. İstediği kadar şişsin, semirsin bu sevimli kurbağa. İçin rahat olsun, erişemeyecektir senin boyutlarına. En azından ben öyle sanıyorum. Selamlıyorum seni yaşlı okyanus. Yaşlı okyanus. Acıdır suların senin. Eleştiricilerin, güzel sanatlar, bilimler ve tüm öteki şeylere ilişkin olarak damıttıkları safranınki gibidir tadın tamı tamına. Bir dahiyle karşılaşırlarsa, sanki bir budalaymış gibi sunarlar onu. Güzel vücutlu biri, korkunç kamburun tekidir onlara göre. Kuşkusuz, kusurunu böylesine eleştirebilmek için dörtte üçü kendisinden kaynaklanan bu eksikliği alabildiğine güçlü duyumsaması gerekir insanın. Selamlarım seni, yaşlı okyanus. Yaşlı okyanus, yöntemlerinin yetkinliğine ve bilimin araştırma olanaklarından yararlanmaklarına karşı uçurumlarının baş döndürücü derinliğini ölçebilir duruma gelemediği insanlar. En uzun, en zahmetli iskandiller kanıtlamıştır. Senin öylesine uçurumların var. Balıklara ver ki bunu yapmak. İnsanlara değil. Çoğu zaman düşünmüşündür. Hangisini bulgulamak daha kolay diye. Okyanusun derinliğini mi? Yoksa derinliğini mi insan yüreğinin? Çoğu kez direklerin arasında düzensiz bir biçimde sallanırken ay, ben elim alnımda teknenin üzerinde ayakta ve peşine düştüğüm amaçtan başka her şeyi dışlamış bu zor sorunu çözümlemeye çalışırken yakalarım kendimi. Evet, evet, hangisi daha derin? İkisinden hangisi daha ulaşılmaz? Okyanus mu? Yoksa insan yüreği mi? 30 yıllık yaşam deneyimi belli bir noktaya kadar dengeyi bu çözüm yollarından birinden ya da ötekinden yana bozabilirse, diyebilirim ki bu konuda bir karşılaştırma yapılacak olursa, derinliğine karşın insan yüreğinin derinliğiyle boy ölçüşemez okyanus. Erdemli insanlar tanıdım. 60 yaşlarında ölmüştüler ve hepsi de şöyle aykırmaktan geri durmamıştı. Bu yeryüzünde iyilik yaptılar. Yani hayır işlediler. Hepsi bu kadar. Hiç de güç değil. Herkes yapar bu kadarını. Herkes yapar. Bir gün önce birbirine tapan iki sevgilinin kötü yorumlanmış bir sözcük yüzünden kin, öç, aşk ve acı dikenleriyle birlikte İki ters yöne gitmelerini ve ikisinin de kendi yalnız gururlarına sarınarak birbirlerini artık görmemelerini kim anlayabilir? Her gün tekrarlanan bir tansıktır bu. Ama gene de şaşırtıcı.
Yalnızca türdeşlerimizin talihsizliklerinden değil, üstelik kendileriyle birlikte acı çekmemize karşın en yakın dostlarımızın talihsizliklerinden keyiflenmemize kim anlayabilir? İşi uzatmamak için işte size yatsınmaz bir örnek. İnsan iki yüzlülükle evet der ama kafasındaki hayırdır. İşte bu nedenledir ki insanlığın yaban domuz yavrularının birbirlerine karşı büyük bir güvenleri vardır ve bencil değildirler. Gelişme yolu daha çok uzun ruh bilimin. Selamlıyorum seni, yaşlı okyanus. Yaşlı okyanus, öyle güçlüsün ki. Bunun bedelini ödeyerek öğrendi insanlar. Üstün yeteneklerinin bütün olanaklarını boş yere harcadılar. Sana egemen olamadılar. Efendilerini buldular. Kendilerinden daha güçlü bir şey bulduklarını söylemek istiyorum. Bu bir şeyin adı var. Adı okyanus. Öylesine bir korku salmışsın ki içlerine. Sana saygı duyuyorlar. Buna karşın en ağır makinelerini iyilikle, incelikle ve kolayca döndürüp duruyoruz. Göğe ulaşan akrobat sıçrayışları ve kendi ülkenin diplerine kadar görkemli dalışlar yaptırıyorsun onlara. Görse kıskanırdı bir panayır cambazı. Demir yol, sudan bağırlarında balıkların ve özellikle de kendilerinin nasıl davrandıklarını göstermek için. Onları kaynayan kıvrımlarınla kıskıvrak sarmadığın zaman çok mutlular. İnsan der, okyanustan daha zekiyim ben. Olasıdır. Dahası oldukça da doğrudur. Ama onun okyanusta yarattığı ürküntüden daha çoğunu okyanus onda uyandırır. Kanıtlanması gereksiz bir şey. Gözünden hiçbir şey kaçmayan bu ihtiyar, asıl yer küremizin ilk dönemlerinin çağdaşı, ulusların deniz savaşlarına tanık olduğunda acıyla gülümser. Al sana insan elinden çıkma yüz kadar ejderha. Üstlerin tumturaklı komutları, yaratıların çığlıkları, ateş eden toplar birkaç saniye içinde yok etmek için bile bile çıkartılan gürültü. Öyle görünüyor ki kıyım sona erdi ve okyanus hepsini yutup mideye indirdi. Kocaman ağız, dibe doğru devsel olmalı, bilinmez yönünde. Bu ilginç bile olmayan budala güldürüyü taçlandırmak için yorgunluktan geride kalmış birkaç leyleğin uçarken göğün ortasında durmadan haykırmaya başladıkları görülür. Bak hele, hiç hoşlanmadım bundan. Aşağıda kara kara noktalar vardı, gözlerimi kapattım, görünmez oldular. Selamlarım seni, yaşlı okyanus. Yaşlı okyanus, ey büyük bekar, soğuk krallıklarının görkemli yalnızlığını bir baştan bir başa dolaşırken, doğuştan gelen görkeminle haklı olarak gururlanırsın. Ve ben de sana gerçekten övgüler sunmak için can atarım. Yüce gücün sana bağışladığı özelliklerden en büyüğü olan görkemli yavaşlığının nemli kokusuyla keyifle salınarak, kara bir gizemin ortasında benzersiz dalgalarını baştan başa o yüce yüzeyine yayarsın. Sonsuz gücünün verdiği o dinginlik duygusuyla, küçük küçük aralarla birbirlerini izlerler. Biri biraz alçalacak olsa, biz de her şeyin köpükten yaratıldığı izlenimini uyandırmak için, dağılan köpüğün üzünçlü sesinin eşliğinde bir başkası için hemen onun yerini alır. İnsanoğulları da böyle. Bu canlı dalgalar da birbirleri ardınca tek düze ölürler ama köpüğün eskili sesini bırakmadan. Göçebe kuş güven içinde dinlenir üzerlerinde ve onların mağrur bir incelikle dolu devinimlerine bırakır kendini. Kanatların kemikleri gökyüzü hac yolculuğunu sürdürebilmek için gerekli olan her zamanki gücüne tekrar kavuşuncaya kadar. Yalnızca senin somut yansıman olmasını isterdim yüce insanın. Çok şey istiyorum. Ve bu içten dilek bir övgü senin için. Sonsuzun simgesi olan tinsel büyüklüğün uçsuz bucaksızdır. Filozofun düşüncesi gibi, kadının sevgisi gibi, kuşun kutsal güzelliği gibi, şairin içe dönüşü gibi. Geceden de güzelsin sen. Kardeşim olmak ister misin? Söyle bana okyanus. Coşkuyla kımılda biraz. Biraz daha seni Tanrı'nın öcüyle karşılaştırmamı istiyorsan eğer.
Uzat kurşun imur tırnaklarını kendi bağrında bir yol açarak kendine. Güzel. Güzel. Hadi şimdi yay korkunç dalgalarını. Yalnız benim anladığım ve saygıyla önünde yere kapandığım çirkin okyanus. İğret eder insanın yüceliği. Zorla kabul ettiremez kendini bana. Ama sen, evet. Bir saray gibi giz dolu kıvrımların içinde sen. Büyücü ve acımasız. Kim olduğunu bilmenin bilinciyle dalgalarını birbirine ardınca salarak yüksek ve korkunç sırtınla ilerlediğin. Benim bulgulayamadığım bir yoğun acıyla bunalmış bir durumda. İnsanların o çok korktukları boğuk ve sonsuz uğultunu göğsünün derinliklerinden koyverdiğin, kıyıda güvenlik içinde bile seni titreyerek seyrettikleri sırada, sana eşit olduğum ileri sürecek bir düzeyde bulunmadığımı anlıyorum. Bu nedenle, üstünlüğün karşısında senin yanında en alaylı karşıtlığı, dünyada eşi benzeri görünmemiş en gülünç zıtlığı oluşturan benzeşlerimi bana acı acı düşündürmeseydin, bütün sevgimi, güzel olan özlemlerimin kapsadığı sevginin niceliğini kimse bilemez. Sana verirdim onu. Sevemem seni. Nefret ediyorum senden. Cayır cayır yanan alnımı okşamak için açılan ve dokunur dokunmaz ateşini alan o dost kollarına bininci kez neden geri dönüyorum? Bilmiyorum gizli yazgını. İlgimi çekiyor seninle ilgili ne varsa. İblisin barınağı mısın değil misin? Haydi söyle bana. Söyle bana. Söyle bana okyanus. Henüz senin göz bağcılıklarından haberleri olmayanları üzmek için yalnızca bana. Söyle. Bulutlara değen tuzlu sularını ayaklandıran fırtınaları iblisin soluğu mu çıkartıyor? Söylemelisin bana. Söylemelisin bana. Çünkü sevindirecek beni. İnsanın cehenneme bu kadar yakın olduğunu bilmek. İstiyorum ki bu benim yakarışımın son dizesi olsun. Öyleyse bir kez daha seni selamlamak ve seninle vedalaşmak istiyorum. Billur dalgalı okyanus. Gözlerime sel gibi yaşlar doluyor. Ve sürdürecek gücüm yok. Çünkü hödük görünüşlü insanların arasına dönme zamanının geldiğini duyumsuyorum. Ama cesaret, büyük bir çaba gösterelim. Ve görev duygusuyla bu dünyadaki yazgımızı gerçekleştirelim. Selamlıyorum seni, yaşlı okyanus. Bunu ölüm döşeğimde yazıyorum. Kimse son anımda yanımda rahip göremeyecek. Fırtınalı denizin dalgalarının kucağında ölmek istiyorum ben. Ya da dağlarda, ayakta. Gözlerim yukarıda değil, hayır. Biliyorum, eksiksiz olacak yok oluşum. Aslında bağışlanma da umuyorum. Cenaze odamın kapısını açandaki. Girmemesini söylemiştim kimsenin. Kim olursanız olun, uzaklaşın hemen buradan. Ama sırtlan yüzümde. Sırtlanın benden yakışıklı olmasına, daha yüzüne bakılır olmasına karşın yapıyorum bu benzetmeyi. Sırtlan yüzümde. Bir acı ya da korku izi göreceğini sanan varsa aranızda, kurtulsun yanılgısından. Yaklaşabilir. Bir kış gecesindeyiz. Doğa güçleri birbiriyle çarpışmakta dört bir yanda. Korku içinde insan. Ve iyi niyetme. Dostlarından birine karşı bir cinayet tasarlamakta. Benim gençliğime benziyorsa eğer gençliği. Rüzgar ve insan yaratıldı yaratılalı. Dertli esintileri insan soyunu üzen rüzgar. Ben ruhumu teslim etmeden az önce
ölümümü görmek için sabırsızlanan dünyada kanatlarının kemikleri üzerinde taşısın beni. İnsan kötülüklerinin sayısız örnekleriyle gizlice gönleneceğim. Bir kardeş, kardeşlerinin yaptıklarını görünmeden seyretmeyi sever. Kartal, karga, ölümsüz pelikan, yaban ördeği, gezginci turna uyanık ve soğuktan titrerlerken, korkunç ve hoşnut bir hayalet olarak geçtiğimi görecekler şimşeklerin aydınlığında. Bunun ne anlama geldiğini bilemeyecekler. Karada, engerek, kurbanın kocaman gözü, kaplan, fil, denizde, balina, köpek balığı, çekiç balığı, biçimsiz kedi balığı, kutup fokunun dişi. Doğanın yasasına aykırı olan bu şey, neyin nesidir diye düşünecekler. Tir tir titreyen insan, hıçkırarak alnını toprağa yapıştıracak. Evet, doğuştan gelen ve benim yok edemeyeceğim kıyıcılığımla hepinizi geride bıraktım. Karşımda yalışmanız bu yüzden mi? Ya da kanlara bulanmış uzayda korkunç bir kuyruklu yıldız, yeni bir olgu olarak uçtuğumu gördüğünüz için mi? Uçsuz bucaksız gövdemden fırtınanın önünde sürüklenen kara bir bulut gibi bir kan yağmuru yağmakta. Korkmayın. Kargışlamak istemiyorum sizi çocuklar. Çok büyük size yaptığım kötülük. Bile bile. Sizlere gelince, siz kendi yolunuzda yürüdünüz, ben kendi yolumda. Aynı ikisi de. İkisi de sapkın. Kaçınılmaz bu kişilik benzerliğinde buluşmamız. Bunun sonucunda gelen sarsıntı da hepimiz için bir yazgıydı. O zaman yüreklenen insanlar, boyunlarını salyangoz gibi çıkartarak böyle konuşan kişiyi görmek için başlarını birazcık kaldıracaklar. Korkunç tutkular sergileyen ateşli ve kokuşmuş suratları birden öylesine buruşacak ki kurtlar görse ötleri kopar. Hepsi birden büyük bir güçle dikilecekler. Nasıl bir kargışlama, nasıl bir çırtlak ses. Tanıdılar beni. İşte, yeryüzünün hayvanları insanlarla bir araya geliyorlar. Garip uğultular çıkartıyorlar. Karşılıklı kinleri yok artık. Ortak düşmana yönelmiş durumda iki kin. Bana genel bir onayla yaklaşıyorlar. Beni tutan rüzgarlar. Daha yükseklere kaldırın beni. Hainlikten korkuyorum. Evet, yavaş yavaş gözlerinden uzaklaşalım. Bir kez daha tutkuların sonuçlarına tanık, tam anlamıyla hoşnut. Sağ ol, nal burunlu yarasa. Kanatlarının devinimiyle beni uyandırdığın için sağ ol. Sağ ol, sen burnu atnalı biçiminde bir tümsekte duran. Gerçekten de ne yazık ki bunun geçici bir hastalıktan başka bir şey olmadığını fark ediyorum ve yaşama dönüş yaptığımı tiksintiyle duyumsuyorum. Vücudumda bulunan azıcık kanı emmek için yaklaşmakta olduğunu söylüyor kimileri. Neden gerçek değil de bir varsayım bu? Ağır ağır ilerliyordu ormanda sülüğün erkek kardeşi. Duruyor birkaç kez konuşmak için ağzını açıp. Ama boğazı sıkışıyor ağzını açınca ve başarısızlığa vuruyor çabası. Haykırıyor sonunda. Ey insan! Bir engele sıkışıp kalmış ters dönmüş bir köpek ölüsü görecek olursan, sakın gidip alma elini onun şişmiş karnından çıkan kurtları. Başkaları gibi şaşkın bakışlarla inceleme onları. Açma bıçağını, sonra küçük küçük parçalara bölme onları. Bir gün senin de bu köpeğin durumuna düşeceğini söyleyerek. Aradığın nasıl bir giz? Ne ben? Ne de Kuzey Okyanusu deniz ayısının yüzgeçli dört ayağı gizini bulabildik yaşamın. Dikkatli ol. Yaklaşıyor gece. Ve sen sabahtan bu yana buradasın. Ne söyleyeceksin? Eve bunca geç kaldığını gören ailenin küçük kız kardeşine. Boş ver. Boş ver, ilgilenme. Seni uyuduğun yere götürecek olan yolu tut. Yaratıktan eğilmesi orada, ufukta, korkusuzca bana yaklaşmayı göze alan,
Yampiri ve düzensiz sıçrayışlarla ve dingin bir incelikle karışmış bu görkemde ne böyle? Tatlı ama derin bakışları var. Yelde oynuyor kocaman kocaman göz kapakları ve canlı görünüyorlar. Tanımıyorum bu yaratığı. Bütün vücudum titriyor korkunç gözlerine bakınca. Anne denilen şeyin kuru memelerini emdiğimden bu yana böyle bir şey ilk kez geliyor başıma. Göz kamaştırıcı ışık aylası gibi bir şey var çevresinde. O konuşmaya başlayınca doğadaki her şey sustu ve derinden titrediğini duyumsadı. Madem ki mıknatısa tutulmuş gibi yanıma gelmek istiyorsun, karşı koymayacağım buna. Bu ne güzellik böyle. Bunu söylemek acı veriyor bana. Güçlü olmalısın. Çünkü bir üst insan yüzün var. Evren gibi hüzünlü, intihar gibi güzel. Tiksinebildiğim kadar tiksiniyorum senden. Senin gözlerini görmektense yüzyıllardır boynuma dolanmış yılanı göreyim dahi. Nasıl? Sen kurbağa, koca kurbağa, bahtsız kurbağa, bağışla. Bu kargınmışların dünyasında ne işin var? O iğrenç ve yapışkan, irin dolu kabarcıklarını ne yaptın da bu denli cana yakın oldun? Yeryüzünde yaşayan çeşitli soyları avundurmak göreviyle, yüce bir buyrukla, yukarıdan geldiğinde bir çaylak hızıyla dünyanın üzerine çullandın. Kanatların yorgun değildi bu uzun ve görkemli yolculuktan. Gördüm seni, zavallı kurbağa. İşte o zaman sonsuzluğu ve kendi güçsüzlüğümü düşündüm. İşte yeryüzündekilerden üstün bir yaratık daha dedim kendi kendime. Tanrı'nın buyruğu böyle demek ki. Peki ben de neden böyle değilim? Yüce yargıların arasında bu düzesizliğin işini. Deli mi yaratıcı? Gene de en güçlü odur ve korkmuştur öfkesi. Ancak Tanrı'nın bağışlayabileceği o aylayla donanmış olarak çıktın karşıma. Sen, su birikintilerinin ve bataklıkların efendisi. Bir parça avundurdun beni. Ama bunca büyüklük karşısında yıkıma uğruyor sendeleyen aklım. Peki kimsin sen? Kal, daha kal bir dünyada. Katla beyaz kanatlarını ve yukarıdan bakma tedirgin göz kapaklarına. Gideceksen birlikte gidelim. Kurbağa insanınkine benzeyen arka bacakları üzerinde çöktü ve salyangozlar, tesbih böcekleri ve sümüklü böcekler bu can düşmanlarını görüp tabanları yağlarken konuşmaya başladı. Dinle beni, Maldoror. Bir ayna gibi dingin yüzüme dikkatle bak. Ve sanırım seninkine eşit bir zekan var. Bir gün beni yaşamının dayanağı olarak tanımlamıştın. O günden bu yana bana gösterdiğin güveni boşa çıkarmadım. Doğru. Sazlar dünyasında yaşayan basit bir yaratığım ben. Ama senin bana dokunman sayesinde ve sende güzel olan şeyleri senden alarak aklım gelişti. Ve seninle konuşabiliyorum işte. Seni uçurumdan çekip almak için sana geldim. Yüzü sararmış, kamburu çıkmış sana. Tiyatrolarda, kiliselerde, halka açık yerlerde rastladıklarında ya da üzerindeki siyah palto giymiş hayalet efendisiyle yalnızca geceleri dört nala giden şu atı sinirli sağrılarından tanıyınca acıyarak bakıyorlar senin dostun olduklarını söyleyenler. Yüreğini ıssız çöle çeviren düşünceleri bırak artık. Ateşten daha yakıcıdır onlar. Öylesine hasta ki beynin. Anlamıyorsun bunu. Ve İblisçe büyüklükleri olsa da ağzından ne zaman anlamsız sözler çıksa kendini doğal durumda sanıyorsun zavallı. Ne demiştin daha doğduğun gün? Ey Tanrı'nın bunca sevgiyle yarattığı ölümsüz bir zekanın acınacak kalıntısı. Bir aç panterin görünüşünden çok daha korkunç felaketler döllemekten başka bir şey yapmadın. Ben senin yerinde olmamak için göz kapaklarımın yapışık kalmasını, kolsuz ve bacaksız bir vücudum olmasını, bir insan öldürmeyi yeğlerdim. Nefret ediyorum çünkü senden. Kişiliğin neden şaşırtıyor ki beni? Üzerinde yaşayanları alaya almak için hangi hakla geldin bu dünyaya? Ey kuşkuculuğun yozlaştırdığı kokuşmuş serseri!
Hoşlanmıyorsan eğer buradan, geri dön geldiğin gökküre. Bir kentlinin tıpkı bir yabancı gibi köylerde yaşamaya hakkı yoktur. Uzaylarda bizimkinden daha büyük küreler bulunduğunu, buralarda yaşayanların bizim tasarlayamayacağımız kadar akıllı olduklarını biliyoruz. Öyleyse git, çek git bu geçici dünyadan. Şimdiye dek istediğin yüce özünü göster artık. Ve en kısa zamanda kendi gökkürene uçarak ağ, ki senin gibi bir kendini beğenmiş kıskanmayalım artık. Bir insan mısın? Ya da insandan daha fazla bir şey misin, henüz kavrayamadım çünkü. Hadi elveda. Bu kubayı artık bir daha göreceğini sanma. Benim ölümümün nedeni sensin. Ben sonsuza dek gidiyorum. Senden bağır dileğim. Bazen olguların görünüşüne güvenmenin usa yatkın olduğunu kabul edecek olursak, burada bitti ilk şarkı. Katı olmayın, tasın daha yeni deneyen birine karşı. Çıkardığı ses ne garip. Bununla birlikte yansız olmak isterseniz, bütün kusurlarının ortasında şimdiden güçlü bir etki bulgulayabilirsiniz. Bana gelince, çok gecikmeden ikinci şarkıyı yayınlatmak için hemen çalışmaya koyulacağım. 19. yüzyılın sonu görecek kendi şairini. Bununla birlikte başlangıçta bir başyapıtla başlamamak, doğanın yasasını izlemek gerek. Şair, Amerika kıyılarında doğdu. Bir zamanlar birbirine düşman olan iki halkın, şu anda özdeksel ve dinsel gelişmeyle kendilerini aşmaya çalıştıkları yerde, Plata Irmağı'nın ağzında, Büyük Halic'in gümüşlü sularından dost ellerini uzatıyorlar. Güney'in Ece'si, Buenos Aires ile cilveli Montevideo. Ama egemenliğini kurdu bu topraklar üzerinde ölümsüz savaş. Ve kurban hasadı yapıyor neşe içinde. Elveda ihtiyar ve düşün beni, yazdıklarımı okuduysan eğer. Sen delikanlı, kaptırma kendini umutsuzluğa. Sen tersini düşünsen de bir dostun var. Kan emici, hortlaktı.